İlk fırsatta şu bok karı ve çocuklardan kurtulmak azmiyle ve hınçla takıldı karısının ardına. O zaman dayısınınki gibi koç büyük de bırakırdı rahat rahat. Baba Rıza, Arap Kadri filan makaraları koy vermişlerdi. Arap Kadri, olan Rıza dedi. Gazi Osman Paşa'nın plevne savunması şöyle böyle yüz yıla yaklaşıyor. 93 nerede? Balkan Harbi nerede? ''Sen neredesin be deyüz?'' Baba Rıza kıs kıs güldü. ''Malum, mirim. İlmi ahvali ruhta başlı başına bir araştırmadır bu. Deliliğin yahut delilik değil de henüz tozumaya başlamanın bir çeşididir bu tatlı manyaklık. Herifin ruh yapısı böyle. Kendini dev aynasında görüyor. Büyüklük hastalığı, megalomani yani. Ona övülmek lazım. Bize de dalgamıza geçmek.'' Göreceksiniz bundan böyle herif biraz daha tozutacak. Arap Kadir'i. Peki sonra? Sonra yavaş yavaş Allah'lık sıfatına inanacak. Daha sonra? Daha sonra da herkesten üstünlüğüne. Peki o zaman? O zaman kılavuzluğuna inanıp, inanıp, Livai şerifi çekecek. Ya Mehdi ya da ahir zaman peygamberiyim diye ortaya düşecek ki, kılavuzluğuna bağlı ondan sonrası, yani en sonu akıl hastanesi. O kadar. Yolunuz düşerse gidin bakın. Orada ne Allah'lar, ne peygamberler, ne mareşaller, ne ne bileyim. Ünlü şahsiyetler yerine kendini koymuşlar var. Bunun da sonu bu. Bana sorarsanız. Kalabalığın büyük bir çoğunluğuysa anlatılanları gerçek sanmaktan gelen bir inanca kaptırmışlardı kendilerini. Herif boş değil arkadaş. Bence de değil. Eee hey, çiğ yumurtaya can veren Allah. Doğru neye kadir değil. Hikmetinden sual olunur mu? Olunmaz. Demek dayısı sahiden de paşaymış. Baba öyle söyledi ya. Sahiden de dayısının ruhu onun bedenine girmiş olamaz mı? Niye olamazsın? Bal gibi de olur. Bizim orada bir hoca var. Ruh ölmez diyor. Ölenin ruhu dirilerden birinin bedenine girermiş. Arap Kadir de pis pis gülüyordu. Bok herif. Ne abdest ne namaz. Akıl. Git. Sor niye güldüğünü pezemenge dedi. Eşi ol eşek. Murtaza karısının rezilinden çekindiği için istemeye istemeyi de olsa gene de tıpış tıpış gidiyordu. Ama içi de içini yiyordu. Ne demek oluyordu koskoca bir Hasan Paşa'nın yeğeni? Ciğeri beş para etmez bir saçı uzun aklı kısanın ardına takılıp eve tıpış tıpış gitsin. Üstelik Hasan Bey dayısının paşa olduğunda yeni öğrenmişti. Demek koskoca Hasan Paşa'nın ruhu şimdi Murtaza'nın bedenindeydi. Ve bu ruh belki de ayıplıyordu Murtaza'yı. Ben koskoca Hasan Paşa'nın bedeninden geldim senin bedenine be Murteza. Ayıp, ayıp sana. Ki seni dinleyen, sözlerini alkışlayan, saygı değer milletini bırakıp takıldın ardına bir sidıklanın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Şıp durdu. Zaten birbirini kesen daracık sokaklardan geçmiş, kalabalıktan hayli uzaklaşmışlardı. O durunca kadın da durdu. Ne için durdun be yav? ''Bir hindi gibi şişen Murteza, sen'' dedi. ''Olmadın hiçbir zaman Murteza'ya layık, efsafta bir kari.'' Kadın kulaklarına inanamıyordu. Evet, zaman zaman çekişirlerdi ama şimdiye dek ağzından kaçırmamıştı böyle bir söz. Tepesi atarak ellerini beline dayadı. ''Ben, sana, demek olamadım, layık.'' ''Olamadın, olamayacaksın da.'' Adamın dilinin altında bir şeyler olmalıydı. Ne için? Ne için olamadım? Ne için olamayacakmışım? Gerçekten de şimdi daha iyi anlıyordu bu kadının kakavanlığını. Derin bir soluklanmadan sonra Naz anlatayım bunu sana. Naz anlatayım bilmem ki. Anlat anlat anlarım. Diyelim cahil. Senin kocan değil Hasan Bey. Hasan Paşa'nın yeğenidir. Anladın? Kadın ilkin çevresine sonra da kocasının akları pembeleşmeye başlayan gözlerine endişeyle baktı. Bu gözler her zamanki gözler değildi. Bu gözlerde bambaşka bir anlam vardı. Çocukluğunda memlekette görüp unuttuğu bir deliyi, deli İlya'yı hatırladı. Deli İlya da kızınca gözlerinin akları pembeleşir, öfkesi arttıkça da aklar kan çanağına dönerdi. Çekinerek sordu. ''A beni Hasan Paşası.'' ''Dayım kolaası Hasan Bey.'' Paşa imiş meğerde yok imiş haberimiz. Bu da nereden çıktı? Kim söyledi? Vahbi Rıza Efendi derler baba. Bulunmuş dayımın mahiyetinde. O anlattı. Hem de kahramanlık yine. Demek dayım paşa imiş. İnanmazsın. Ne için susarsın inekler gibi? Söyle, söyle inanma yine. Bırak şimdi bunları, dedi kadın. Oğlun, oğlun tutuklandı. Murtaza etini iğne dürtülmüşçesine ilkeldi. Hangisi be ya? Büyük. Hasan. Peki. Ne için? Nereden bileceğim? Gidelim karakola öğrenelim. Demek karakolda şimdi. Onun için çağırırım seni. Murtaza artık her şeyi unutmuştu. Oğlu Hasan, dayısı kola Hasan Bey'in adını taşıyan büyük oğlu. Gerçi bu oğlanla hiç arası yoktu. Onun için asi derdi ama gene de evlat. Adımlarını açtı. Karısı ardında koşarcasına yürüdüğü halde gene de yetişemiyordu. 45 numara postallarıyla birbirini kesen daracık yollarda hızla ilerliyor. Oğlunun ne için tutuklandığını kestirmeye çalışıyordu. Kavga mı etmişti? Kendi gibi haylaz ve de asilerle. Yoksa fabrikada amirlerine karşı mı gelmişti? Birden durdu. Çok gerilerde kalmış karısını bekledi. Kadın kanter içinde yanına gelince sordu. Abi ne için tutuklandı bu asi evlat? Kadın oğlunun ne için tutuklandığını kesinlikle biliyordu ama gerçeği söylemekten kaçındı. Söylerse kocasının ya demek bir takım yaramaz ve de işçilere olur öne yak. Yok benim büyüle evladım. Edemem aracılık büyüle asi evlada diye yarı yoldan geri dönebilirdi. En çok da son zamanlarda oğluyla sık sık takışıyorlardı. Murtaza'ya göre bir oğlan benzemeliydi de babasına tıpatıp. Murtaza uzun yaşamı boyunca beyleri, beyefendileri, üstleri, amileri tutup saymış. Onlara saygının daniskasını göstermişti. Mal, mülk, tarla, fabrika sahiplerinden hiçbir kötülük gelmezdi insana. Tam tersi iyilik gelirdi. Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıydı. Ama bu türlü kulların işlerini görüp onların ekmekleriyle beslenen işçi, maraba, uşak, hizmetçi takımı Allah'ın sevgili kulları olmadıklarından önce cahildiler. Sonra da pis, beceriksiz, içkici, yalancı. Oğlu bu ikincileri tutuyordu işte. Murtaza gibi. İçmek için bir gün şehadet şerbetini yaşamıyordu. Oysa istemişti olsun dayısı. Kola asasan bir gibi. Olmamış idi. Hiçbir çocuğu ne kola asasan bey. ne de Murtaza gibi olamayacaktı. İnanıyordu buna, olamayacaklarıydı. Çünkü tarla, yani anaları bozmuş idi Murtaza'nın sağlam tuhumlarını. Karakola geldiler. İçeri girmeden önce Murtaza durdu. Kendine çeki düzen verdi, sonra daldı. Alacakaranlık koridoru kaz adımlarıyla geçti. Komiserin kapısının önünde yeniden durdu yeniden ceketini iki yanlara çekti. Açık düğmesi olup olmadığını kontrol edip karısına ''Var mı kıyafetimde amirime karşı bir saygısızlık?'' demek istercesine baktıktan sonra kapıyı büyük bir saygıyla vurdu içerden. ''Gel'' denilince de daldı. Komiserin masasına göz dışarıda, karın içeride yaklaşmadan önce kapıyı saygıyla örttü. Sonra da komiserin masasının önünde sıkı bir esas vaziyeti ve selamla put kesildi. Komiser gülmemek için kendini zor tutuyordu. Rahat dedi. Hayrola? Murtaza sert bir davranışla rahata geçti. Komiser onun ne için gelmiş olabileceğini kestirerek sordu. Oğlun için mi geldin? Evet komiserim.'' Maalesef. Savcılığa teslim ettik arkadaşlarıyla birlikte. Maalesef diyorum çünkü ben işi örtbas etmek için ne kadar uğraştıysam oğlun sanki illaki tutuklanmak için dikildi de dikildi. Murtaza öfkeden bembeyaz kesilmişti. Komiser masasından kalktı. Murtaza'nın yanına geldi. Elini omzuna dostça koydu. Dik kafalı bir oğlum var. Hem de kulağına hiç söz girmiyor. Murtaza neredeyse kahrolacaktı. Koca burnu az daha uzayıp büyümüştü. Böyle mi olmalıydı onun oğlu? vazifesinin aslanı bir komiser oğlundan ötürü böyle mi demeliydi Murtaza'ya? Komiser sözlerin ardını getirdi. Sen, amirlerine saygılı, kanun, nizam bilir bir insansın ama oğlun... Murtaza kedi gibi uysallaşmıştı. Boynunu minnetle hafifçe bükerek hazdan dört köşe gözlerini hafifçe yumdu. Komiser nafile dedi. Fabrikada sanki Ali Kıran başkesen. gün geçmez ki telefonla ondan şikayetler yağmasın. Fabrikanın hangi bölümünde bir baş kaldırma var? Altından Hasan çıkıyor. Olmaz ki bu kadarı. Murtaza neredeyse ağlayacaktı. Komiseri çok doğru söylerdi. Haylaz oğlan. Fabrikanın bütün işçilere gibi demokratlara oyunu vermiş. Verdiği hadi neyse. Bari bunu saklasa. Hayır, tam tersi. Babasına karşı dalganın matrağın, alayın danışkasını reva görenlerle de birlik oluyor. Onlar gibi "yuh deve taş arabası" diye bağırıyordu. Dayısının mübarek ruhunu bedeninde taşıyan bir babaya karşı bu işlem doğru muydu? Naz evlat diyebilirim. Naz kurtarmaya savaşabilirim büyülü evladı birden öyle tepesi atmıştı ki gözlerinin akları pembeden kırmızıya dönüvermişti. Alıp alıp veriyor burnunun etli kanatları açılıp açılıp kapanıyordu. Komiserse boyuna veriştiriyordu. Malum grev yasaktır. Olmasa bile senin gibi bir babanın oğlu ne için azgın işçilerin önüne düşsün? Ne için isyan bayrağını çeksin? Demek çeker isyan bayrağını. Aslında bayrak mayrak yok. Sözün gelişi, hafif tertip isyan. Her koyun kendi bacağında nasılır. Ben yoktum. Haberim yok. Diyeceğine arkadaşlarım diye konuşuyor. Yani illaki beni de onlarla birlikte tutuklayın demeye getiriyor. Kanun bu kanun. Var mı ötesi? Suçluyu. Suça katılanları toptan cezalandırır. Elbet kumserim. Elbet cezalandırır. Cezalandırmalıdır ki gelsin akılsızların aklı başlarına. Demek benim oğlum. Senin oğlun işçilerin önüne düşmüş. Sözde onların haklarını korumaya kalkmış. Hakkı olanın hakkı kimse ilgilendirmez. Kanun haklıyı haksızdan ayırt eder. Hakkı olanın hakkını ancak kanun ve nizamlar verir. Senin oğlun kanunlarla nizamlarda üstün müdür de kalkmış hak arıyor. Ona ne? Çok haklısınız amirim. Ona seni örnek göstererek öğüt vermek istedim. Sana bile hakaret etti. Murtaza hayretler içindeydi. Bana, benim oğlum demek etti bana hakaret. Babam mı? O da kim dedi? Hatta, hatta. Bırak, Allah kimsenin başına böyle evlat dert etmesin. Amin. Lakin öğrenmek isterim. Ne hakaret ettiğini, ne dedi? Komiser Murtaza'yı uzun uzun gözden geçirdikten sonra ben dedi. Babamın aklıyla kenefe bile gitmem dedi. Murtaza çılgına dönerek kıpkırmızı kesildi. Sert bir davranışla kapıyı açtı. Oracıkta sonucu beklemekte olan karısına. Duyarsın ne demiş oğlun babası için? Kadın. Ne demiş? Babamın aklıyla gitmem kenefe demiş be ya. Kadına kalsa çok doğru söylemişti. Yalnız büyük oğlu Hasan değil, çocuklarıyla kendisi de gitmezlerdi kenefe onun aklıyla. Elinde olmayarak gülü verdi. Murtaza çıldıracaktı. Ağla diye üstüne yürüdü. Döv dizlerini, yol saçlarını, kaş kaltak. Bilirsin naz kayırır idin düğmek istedikçe sen. Oldu işte şimdi. Gelirmiş kanunlara, nizamlara hem daha karşı. Komiser'e yaklaştı. Hakkında yapmak işlem, lazım etmek teslim savcılığa. Haklısınız. Yalnız şunu isterim belirtmek. Bu çocuk ne çekmiş bana, ne de dayımız Hasan Paşa'ya. Komiser bu da iyi oldu bitti. Kolası Hasan Bey diye işitirdi. Hasan Paşalık da nereden çıkmıştı? Sordu. Hasan Bey, ne zaman paşa olmuştu? Murtaza'nın oğluna duyduğu öfke uçup gitmişti gidince de tam havasını bulmuş başlamıştı. Vermiş Gazi Osman Paşa paşalık dayıma. Komser Gazi Osman Paşa ile 93 harbinin yerini gayet iyi biliyordu. Anlamadım. Gazi Osman Paşa derim. Vermiş dayıma paşalık. Hangi Gazi Osman Paşa? O kadar ne bilemem kumserim. Lakin va bir Rıza Efendi derler baba. Yazıcıymış yanında dayımın. Bir gece çağırmış dayımı. Demiş vereceğim sana çok şerefli bir vazife. Dayım amirinin karşısına derhal geçmiş esas vaziyete. Murtaza sert bir esas vaziyetle selama durdu. Komiser anlamıştı. Peki rahat dedi. Murtaza rahata geçti. Saymış günyesini. Sonra gitmişler Gazi Osman Paşa'nın karargahına. Hem dayım hem de baba. Geçmişler esas vaziyete. Selamlamışlar paşayı. Paşa olmuş memnun derecesiz. Demiş dayıma. Aşk olsun be aslan yavrusu aslan. Olacaksın ve tenan imtisal. Bakarım çakkar gözlerinde şimşekler. Hem de savrulur yıldırımlar. Sonra? Sonra dayıma vermiş büyük çok büyük bir vazife. Dayım yanında yazıcısı gidecekler. Sarılmış bir Osmanlı tabiasına. Bulup çaresini kurtaracaklar tabiayı kuşatmadan gitmişler ve kurtarmışlar. Sonra da Gazi Osman Paşa komiser gülü verdi. Murtaza'nın sinirine dokundu bu. Ne için gülersiniz be komiserim? Gerçeğe aykırı da ondan. Ne için olurymış aykırı gerçeğe? Aykırı çünkü 93 harbiyle Gazi Osman Paşa meselesi şöyle böyle yüz yıllık dava. Ne dayın? Hatta ne de sana bunları anlatan baba o tarihte yaşamış olamazlar. 93 harbi olmazsa olsun Balkan harbi be kumserim. Balkan harbi olabilir olabilir ama o zaman da Gazi Osman Paşa yok. Herhalde bir başka paşa olacak. Ne lazım hayat bu? Lazım Hasan Bey'in olduğu iyi paşa. Karısına döndü. Duyarsın konuşuruz ne hisli sözler. Var mı senin soyunda paşa? Kadının da tepesi atmıştı. Bilmezsin dayı mı? Değil miydi bütün alan sonya çiftliklerinin en büyüğü onun? Paşa derim paşa. Var mı soyunda paşa? Başlama gene. Ne bana paşadan? Ne demek ne sana? Ben çalışırım oğullarım, kızlarım çalışırlar. Ne faydası var bana paşa dayanın? Murtaza şahlandı. Demek Hasan Paşa. Dayım Hasan Paşa'nın yok kıymeti senin yanında. Paşa ise paşa. Herkesin paşalığı kendine. Yıkıl, yıkıl karşımdan kaç kaltak üstüne yürüdü. Tam vuracaktı komiser araya girdi. Şşşt Murtaza efendi ne yapıyorsun? Murtaza'nın sinirleri boşanmıştı. Var size saygım komiserim. Bilirim doğru değil bozmak huzurunuzda zaptı hem de araptı mı? Ve lakin olamadım hakim sinirlerime. Neler söyler duymazsınız. Benim evimde geçmez hükmüm karıma hem de çocuklarıma. Ne için? Çünkü bu cahil kadın, bu saçı uzun, aklı kısa kari hep karşı çıkar çocuklarımın yanında bana. Düvdürmez çocuklarımı. Düğmeyen kızının hem de oğlanı, sonunda düver dizini. Kadın ağlamaya başlamıştı. Helbet düvdürmez idim sana çocuklarımı. Ne hakkım var idi? Ne babalıkları ne gördüler? Doğdular analarından, büyüdüler sokaklarda. Sonra girdiler fabrikaya başladılar çalışıp kazanmayı hayatlarını. Ne hakkım var üzerlerinde? Murtaza sarsıldı. Ya dedi. Demek çocuklarımın üzerinde yok hiçbir hakkım. Yok çünkü vermedin ekmeklerini. Murtaza'nın dişleri kötü kötü gıcırdadı. Kadın hiçbir şeyin farkında değildi. Verseydin ekmeklerini okutsaydın. O zaman olabilirdi hakkım belki. Hasan'ı alalım ele. Kendi kendi öğrendi okumayı arkadaşlarından sonra gitti okula. Oldu şimdi tesviyeci kendi gayretiyle. Kızlar derisen onlar da öğrendiler okuma yazmayı kendi kendilerine. Çalışırlar şimdi. Var mı sana yüklüğü hiçbirinin? Anca dayım Hasan Bey. Dayım Hasan Bey. Şimdi de çıktı başımıza Hasan Paşa. Murtaza ellerini arkasına koyarak karısına yaklaştı. Beğenemedin mi Hasan Paşa'yı? Nesini beğeneceğim? Demek beyler paşalar gelir sana vız. Ne bana beylerden, paşalardan? Murtaza komiseri sertçe döndü. Yalan söyler. Değil idi çiftlik sahibine kızı memlekette. Var idi büyük çiftlik. Hem de bey idi sahibi ama bey. Var idi karnı hem de. Bir giyindiğini giyinmez idi bir daha. Karısı kızları. Var idi bir tüfeği ki ne zaman girse tarlalarına herhangi bir inek, öküz, eşek, at bin metreden vurur idi. Ne için? Çünkü bey idi adam. Katılmamış su. Ama bu, bu benim karı. Değil kızın beyin. Karısına döndü. Söyleyeyim mi? A be neyi? Beyin nesi oldu gene? Kadın öfkeyle. Söyle be dedi. Söyle. Sanarsın korkarım. Söyle kendinde işitsin komiser bey. Kadın göğsünü gere gere komisere döndü. Beyin çiftliğinde babamla annem çalışırlar yedi tütünde. Komiser. Ee ne çıkar bundan? Murteza, şu çıkaki kumserim, ırgat idi, maraba idi babasıyla anası. Bu da onların çocuğu alışkındır ameleliğe, oğlu da çekmiş anasına. Bense taşırım bedenimde dayım, Hasan Paşa'nın mübarek kani, hem de ruhunu, Dayım hiç evlenmemiş. Ah ben, ah bu deli kafa. Dayım girer bazı bazı rüyalarıma der. Ne için evlendin be Mürteza? Ne için karıştın çoluk? Hem de çocuğa bilmesin dayının hiç evlenmediğini. Kadın artık ağlamıyordu. Ya dedi. Demek pişmansın evlenip çoluk çocuk sahibi olduğuna. Hem de naz pişman. Yani değilsin memnun benden. Hem de çocuklarımdan. Hiç. Kadın başörtüsünü çözüp çenesinin altına yeniden bağladı. Değiliz biz de senden veririz evin kirasını, kaynatırız çocuklarım ile tenceresini. Yoksan ihtiyacımız. Bizi istemeyeni istemeyiz biz de. Öfkeyle çıktı gitti. Komiser fena olmuştu. Murtaza anası sırtından sanki dağ devrilmişti. Oh be, anasından doğduğu gibi. Dayısı Hasan Paşa gibi bekardı artık. İçinden sanki dayısı Hasan Paşa memnunlukla bakıyor. Aşk olsun aslan yeğenim diyordu. Şimdi ispatladın tam da dayını yeğeni olduğunu. Komiser ne de olsa babaydı, kocaydı. Köprüleri atmayacaktın Murtaza efendi dedi. Atmayacaktın köprüleri. Ne olursa olsun bunca yıllık karın, çocukların, insan kendi parçalarını kaldırıp atmaz. Hem günah hem de Murtaza anlamıştı sözün ardını. Ayıp mı diyeceksin komiserim? Elbette ayıp. ''Ya çıkarmak isyan, düşmek önüne işçilerin, olmak elebaşı?'' Komiser kendini topladı. Ha. ''İsyan çıkarmak, işçilerin önüne düşmek, elebaşı olmak.'' ''Yani oğlundan bahsediyorsun değil mi?'' ''Elbette amirim, o başka.'' ''O zaman ayıptan da çok kanuna karşı gelme söz konusudur ki.'' ''Baba, evlat, ana başka, kanun başkadır.'' ''Peki, ya vermek oylarını Demokrat Parti'ye?'' Anlamadım. Karım, çocuklarım hepsi verdiler oylarını demokratlara. Olabilir. Murtaza ateşe basmışçasına geriledi. Naz olabilir. Ankara'da devlet hem de hükümet yani İsmet Paşa'mız. Burada da siz yokken ben, siz varken önce siz, sonra ben. Bir de şu var. Gavurların çan seslerinden kurtarmadı mı idi bizi İsmet Paşa'mız? Seçimleri demokratlar kazanmış, işler tersine dönmüştü. Sırası mıydı bunun? Bırak şimdi bunu, dedi. Ne için bir amirim? Biliyor muydu ki ne için olduğunu? O da fen müdüre gibi iktidarın seçimleri kazanan demokratlara verilip verilmeyeceğini kestiremiyordu bir türlü. Gene de bırak, dedi. Ben de biliyorum Ankara'da devlet ve hükümet, yani milli şefimiz İsmet Paşa'ydı. Dikkat et sözüme. İdi diyorum. Bugün ise durum değişmiş gibi. Olmasa iyiydi ama oldu. Yani demokratlar büyük bir çoğunlukla kazandılar seçimi. Murtaza'nın içinden komiserine karşı bir şüphe geçti. Sakın o da gevşemiş olmasın da. Yoksa çıkmış mıydı vazifesinin aslan olmaktan? Komiser ise büyük bir çoğunlukla kazandılar seçimi. Sözlerinin ağzından okun yaydan çıkması gibi çıkı vermesine pişman olmuştu. Maalesef kazandılar seçimi diye düzeltmeye çalıştı. Maalesef. Çünkü koca İsmet Paşa. Doğru. Ona karşı seçim kazanmak büyük saygısızlık. Yıllar yılı milli şeflik yapmış, yurdu ikinci dünya harbine sokmamış, ateşten, baruttan, kandan, irinden yurttaşlarını korumuş bir milli şefe karşı. Murtaza coştu. E, elbette saygısızlıktır kumserim. İşte ben de söylerim bunu. Lakin bir takım aklı kısalar anlayamazlar. Neymiş? Demokrasi. Abi kaç para eder paşamızın yanında demokrasi? Ne için vermemiş idi Gazi paşamız 930'larda iktidari serbestçilere? Yok muydu aklı İsmet paşamız kadar? Vermedi. Çünkü istemedi kaptırmak kamçısını cahil halka. Kaptırmayacaksın kamçını asla. Kaptırır isen bakmaz cahil halk gözünün yaşına. Komiser elleri arkasında Murtaza'nın tam karşısında durdu. Sakın bir bildiği olmasın da zırrıkının. Kurnazca göz kırptı. Bir bildiğim var galiba. Ne gibi amirim? Yani Demokrat Parti dağıtılacak mı? Yok bir bildiğim. Ve lakin var aklım. En iyisi fazla kurcalamamaktı. Her neyse diye dolaşmasına koyuldu. Bunlar hikmeti hükmet, ince işler daha doğrusu. İsmet Paşa'mızın bileceği şeyler. Murtaza, ha şöyle diye geçirdi. Komseriydi, amiriydi. Ankara'da devlet hem de hükümet. Burada da Murtaza'dan önce o idi ama gene de ne Hasan Paşa'nın ruhunu taşıyordu ne de damarlarında Hasan Paşa'nın kanını. Onun için sapıtabilirdi. Ama şimdi, şimdi düzeltitirmiş miydi Murtaza ona sapık fikrini? Demek oğlum savcılıkta. Belki de şimdiye tepki edilip cezaevine yollanmıştır. Gidip görmek istersen. Ben, o neyi? Görsün yüzünü şeytanlar. Sert bir toparlanış, sıkı bir pata ve dönüşten sonra komiserin odasından rap 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 çıktı. Ayakları onu mahalle kahvesine getirdi. Aklında komiserinin gevşemişliği daldı içeri. Daldı ya, ne için gelmişti buraya? Bir an düşündü sonra hatırladı. Rıza babayı bulacaktı. Kahveci ocaktan seslendi. Vay Murteza efendi buyur. Bir an bomboş gözlerle baktı ocaktaki kahveci. Kim oluyordu bu kahveci? Bedeninde Hasan Paşa'nın ruhunu mu taşıyordu? Hayır. Komseri vardı da komiserinin gevşeyen tutumundan dolayı onu küçümsemiş miydi? Gene hayır. Karısını çocuklarını bırakabilmiş mi? Ne gezer? Peki seçimi kazanan demokratlara İsmet Paşa'nın iktidarı vermeyeceğini bilebilir mi? Hayır, hayır, hayır. Şu halde kaç paralık adamdı da ocağından dair vali davranışlarla sesleniyordu. Tavla ya da çeşitli kağıt oyunları oynamakta olanların yarı şaka, yarı ciddiye bakışlarından da huylanarak emretti kahveciye. Abe gel buraya. Kahveci ocağı sürülü kahve cezvesini ateşten çekerken bir dakika dedi. Ateşli külde kabaran kahveyi kallavi fincana döküp garsonu uzattıktan sonra Murtaza'nın yanına koştu. Buyur. Murtaza ellerini arkasına koymuştu. Göğüs dışarıda, karın içeride, koca burun alabildiğini uzayıp sivrilmiş sertçe baktı kahveciye. Beni tanırsın. Kahveci şaştı. Seni, ben. Beni, sen, evet. Tanımaz olur mu Murtaza efendi? Seni tanımayan mı var? Değil seni, sizi. Sizi. Değil o türlü tanımak. Ya, bilirsin bedenimde kimin ruhi olduğunu. Kahveci babayla arkadaşlarından bir şeyler işitmiş. Hatta onların kahkahalarına da katılmıştı ama doğrucası gereğin anlayamamıştı işin aslını. Onun için yo dedi. Yo elbet. Benzemez bu işler yemeğe peynir hem de ekmek. Kahveci çevresine şaşkınlıkla baktı sonra gülü verdi. Murtaza'nın tepesi attı. Ne gülersin? Ben mi? Yok, Hamin'den. Kahveci, kahveciyle birlikte de onları gözetlemekte olan kahve halkı makaraları koyverdiler. Murtaza kahveci başta kahve halkına da kızmıştı. Naz. naz gülebilirler idi bedeninde Hasan Paşa'nın ruhi bulunan bir insana? O insan ki Az önce komiserini bile vazifeden yana gevşek bulmuş. Gemi azıya alan işçileri az kalsın tepeleyecek hale gelmişti. Topuna birden çıkıştı. Abi ne gülersiniz inekler gibi. Kahkahalar sağanak halinde çoğalıyordu. İki kat oluna oluna gülünüyor. Gülünürken de soluklar kesiliyor. Dizler avuçlarla dövülüyordu. Murtaza ise çıldıracaktı. Abi ne gülersiniz derim size ne gülersiniz. Kimsenin tanıdığı yoktu. ''Hayvanlar, öküzler, eşekler, eş yol eşekler.'' Yine karşılık alamayınca ''Var mı içinizde Hasan Paşa'nın yeğeni?'' diye bağırdı. Bağırdı ama kahve halkı içinden tek bir kişi olsun ''Var'' ya da ''Yok'' diyecek durumda değildi. Boğula tıkana iki kat oluna oluna gülünüyor, yaşaran gözler avuçlarla siliniyordu zorla. Zorla çünkü gözyaşları sanki tulumlardan boşalıyormuşçasına akıyor. Silmek, mendille silmek de para etmiyordu. Murtaza karşılık alamayınca yeniden parladı. Abe var mı derim içinizde yeğeni Hasan Paşa'nın deri? Var mı bedeninde Hasan Paşa'nın ruhunu taşıyan? Yok. İsmet Paşa'mızı tek başına savunan? O da yok. Peki beni işlemlerimden ötürü gevşek bulan? ''Yok, yok, yok. Ne için yok? Çünkü hiçbiriniz değilsiniz layık Gazi Hasan Paşa'nın ruhunu taşımaya layık.'' Sonra da daha öfkeli yeniden boşandı. ''Öküz oğlu öküzler, hayvan oğlu hayvanlar, oros bir çocuklar iyi.'' Kahkahalar artık iki kat oğluna sürünüp gitmiyor. Renkli hava fişekleri gibi patlıyordu. Arada top gürültüsünü hatırlatan kahkahalar da yükselmiyor değildi. Murtaza şahlanmış öfkesiyle kahveden fırlayıp çıktı. Çıktı ya bedenlerinde Gazi Hasan Paşa'nın ruhunu taşımayan bu dangalaklar alayına ne için birkaç söz daha söylemesinde. Geri döndü. Aynı şahlanmış öfkeyle girdi kahveden içeri. Bakın bana dedi. Bakın bana derim hayvanlar. Murtaza kahve halkı için bir Varaka, mihrü ve efaydı. Kim okur, kim dinlerdi? Sinirler bozulmuş. Kahkahaların tıkaçları fırlamıştı bir kez. Değil sövüp sayması. Kafalarını bile kırsa gene de aldırış etmeyecek. Hoş göreceklerdi. Abi bakın bana derim beya, ya. Eşek misiniz yani? Eşek olsa susar bakar idi. Eşekten de beteremişsiniz siz be ya? Ahır burası kokar fişki hayvan bokları, hayvan oğlu hayvanlar. Yüzü nefretle buruşmuştu. Pis bir koku almışçasına burun kanatlarını bastırarak kahveden gene fırladı. Yok canım, hayvandan da aşağıydı bunlar. O kadar sövmüştü de bana mısın dememişlerdi be. Arkası yarın.